Mektebim Koleji İlkokul Koordinatörü Arzu Tunç bizimle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mektebim Koleji Anaokulu Koordinatörü Hayriye Üzümcü, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuşmaktan en zevk aldığım alanlardan biri. Hani veli olduğumdan, ilkokul velisi olduğumdan mıdır diye düşünüyorum ama değil. Çünkü böyle yetişkinlikte de sürekli bir sorun yaşadığımızda haydi bir çocukluğuna inelim deniyor ya, her şeyin mi kökü çocuklukta olur? Yani çocukluktaki kazandığımız alışkanlıklar değil mi? İlişkilerimiz, geliştirdiğimiz ilişkilerimiz. O yüzden de böyle zaman zaman programlarda da önerdiğim bir kitap. Ne biliyorsam hepsini anaokulunda öğrendim. Evet. Size de yayın öncesi konuştuk, sevdiğiniz bir kitap. Robert Falcım diyor ki yani eğitimin kademesi arttıkça bilgelik artar diye söylenir ama aslında bilgelik anaokulundaki o kum havuzunun içindeydi diyor. Yani orada öğrendik biz işte nezaketi, değil mi? Birbirine, arkadaşlarına yardımcı olmayı. Keşke hani o öğrendiklerimizi unutmadan yetişkinliğe gelsek diyorum. Katılır mısınız? Katılır mısınız? Değil mi? Yani hani pek çok şeyi aslında temellerini o dönemden atıyoruz. Şimdi konuşalım, buyurunuz. Erken çocukluk dönemi neden bu kadar önemli? Erken çocukluk dönemi deyince Hayriye Hocam girer devreye. Erken çocukluk dönemi çok önemli. Çünkü neden? Çocuğun geliştiği ve öğrendiği bir süreç. Ve bu süreç içerisinde de özellikle okul ortamında biz eğitimciler olarak desteklemekteyiz. Nasıl destekliyoruz biz? Özellikle de öğrencinin ilk kez evden ve kendi aile ortamından çıkıp okul ortamına girdiği zaman ve sosyalleşme dönemi başlıyor. Bu dönemde bizler ne yapıyoruz? Özellikle çocuklarımızın özgüvenini desteklemek, problem çözme yeteneklerini desteklemek, aynı zamanda düşünme becerilerini, evet, gelişmesinin de büyük rol oynamak için desteklemekteyiz. Hı hı. Yani bu anlamda biraz böyle yaşam becerilerine de değinelim mi? Yani çünkü bu destekleri verirken siz oyunu kullanıyorsunuz. Aslında böyle ilk yaşam becerilerini de kazanmaya başlıyor. Evet. Yaşam becerileri ve oyun ve eğitim bir araya geldiğinde ne yapıyorsunuz? Şöyle, öncelikle yaşam becerileri çok konsept bir konu aslında. Evet. Yani hep yaşam becerileri konusu 21. yüzyılda gündeme geldi. İşte 21. yüzyıl becerileri diyoruz, öğrencilerin kazanmaları gereken becerilerden bahsediyoruz ama dönüp baktığımızda aslında okul ortamında yani 19. yüzyılda da beceriler vardı, 20. yüzyılda da beceriler vardı ve 21. yüzyıla geldik, yine beceriler var. Sadece İnsanların, daha doğrusu öğrenenin ihtiyaçları değişti. Yani 19. yüzyıl sanayi dönemindeki becerilerle 21. yüzyıl dijital çağın becerileri birbirinden tabii ki çok farklı. Şimdi dönüp baktığımızda yaşam becerilerinde neler var? İşte 21. yüzyıl becerileri, hı, diye adlandırdığımız iletişim becerisi, empati kurma becerisi, karar verme becerisi, sosyal beceriler, dayanıklılık, uyum. Yani bu maddeler sıralanabilir. Ama buna baktığımızda bu becerileri nasıl kazandıracağız çocuğa? En büyük soru bu. Şimdi Milli Eğitim de tabii bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Milli Eğitim müfredatı güncellendi. Beceriler daha çok işin içine girdi ama biz mektebim okulları olarak da yenilikçi eğitim programını uygulamaktayız. Ve yenilikçi eğitim programının içerisinde zaten yaşam becerileri var. Matematik okuryazarlığı, finansal okuryazarlığı, yaşam becerileri adı altında dersimiz, yine bilime yolculuk dersimiz gibi. Peki bunlarda neler yapılabilir? Hı. Okullar ne yapabilir? Çocuğun öğrenmesi gereken akademik bilgisiyle beraber yaşamdaki becerileri dahil edilmeli. Yani bu dersler birbirine entegre gitmeli. Peki burada işte oyun devreye giriyor. Hı. Aslında dönüp baktığımızda 20. yüzyıl becerilerinde okul ortamında beceri kazandırılmıyordu. Daha çok akademik odaklıydı okullar. Bunu bir şey ekleyebilir miyim ben burada, tabii, hocam? Yani hani söylerken gözümde hep şey canlanıyor. Hani biz bu beceriyi kapatılmış bir okulda öğretmek değil. Aslında aile, herkes, yani o ekosistemin içerisinde çocuğun temas ettiği herkes bu bakış açısıyla bakarsa her yer bir öğrenme ortamı ya. Yani hani aileyle de genelde çocuk işi ayrı, bu benim yetişkin işi diyor. Çocuk kendi söküğünü dikemiyor. Ne dikiş dikmeyi biliyor, ne bir şey yapmayı biliyor. Yani iki tane belki, evet, Lego'yu çok iyi yapıyor
Kanada'da bir arkadaşımın çocuğu okuyor. Bir ders var, yaşam becerileri dersi. Çocuğun girdiği. Bu böyle bir mağazadan hani oluyor ya, demonte geliyor size, siz evde yapıyorsunuz. Şey dedi, odasındaki gardırobu kurdu dedi. Dedim ya nasıl, daha senin çocuk orta sonda falan, yani lise 1'de yeni geçiyor. Dedim nasıl ya, ben yapamıyorum yani, onları okuyarak gardırop kuramam yani. Bunun dersi var okulda dedi. Yani onları okuma, o yönergeleri okuma, yaşam becerisi. Hani bizde böyle değil mi? Okulda proje yapalım, yaşam becerisi gelişsin. Evde de çocuk bulaşık makinesini yerleştirmeyi bilmesin. Ne olur bunu da yaşam becerisinden sayın. Adını gündelik yaşam becerisi diyelim. Ne diyorsanız kavramsallaştırın. Kesinlikle o kadar güzel bir noktaya değindiniz ki aslında... Aileler yaşamın içine katmalı çocuklarını. Yani burada okul bir sorumluluk alıyor zaten. Okul ortamı bunu gerçekleştirmek için mücadele veriyor. Yani çocuğa dayanıklılık ve yaşamı öğretmeye çalışıyor ama asıl yaşam ailede. Aile bireyleri çocuğu yaşamın içine dahil etmeli. Yani baktığınızda çocukların önüne hizmet edilir hale geldi. Çocuklara işte yemekler hazır getiriliyor, masaya konuluyor. Hatta yediren anne babalar bir süre... Otoriter çocuk evet, modeli gibi. Yani çocuklar aileyi yönetmeye başlıyor. Bununla beraber işte belli becerileri artık aileyle beraber sorumluluk vermesi gerekiyor. Yatağın toplama sorumluluğu. Çok basit bir şey, çıkardığı kıyafetini kirli sepetine atma sorumluluğu. Yani bunları bile yapmıyor artık. Eyvah. 21. yüzyıl şimdi çocukları. Şimdi yaz dönemindeyiz bir de. Evet. O kadar yanlıyorlar ki bizi şimdi konuştuklarımıza. Peki okul seçimine gelecektim. Hem şununla da ilişkili sorayım. Doğru okul, bize uygun okul nasıl seçilir sorusunu tartışıyoruz ya. Muhtemelen şeye göre de değişiyor bu. Eğitimin kademesine göre de. Hani ilkokulda çocuğun fikri çok sorulmuyor da. Şimdi LGS sonrası lise seçecek. Bazısı diyor ki çocuk başka bir şey istiyor. Biz başka bir şey istiyoruz. Yani o çocuğun da fikri orada önemli midir mesela lise düzeyinde? Doğru okul nasıl seçilir? Sizle başlayalım. Aslında şöyle Görkem Hanım, doğru okulu birazcık ebeveynler kendisi belirliyor. Nasıl belirliyorlar? Kendilerinin kriterleri var. Özellikle de aile kültürlerine uygun okullar seçmek istiyorlar. Fakat bu anlamda şöyle bir öneride bulunabilirim. Öncelikle biraz önce çok güzel söylediniz. Çocuğu dinlemek gerekiyor. Yani öğrenci 5 yaşında da olsa, 4 yaşında da olsa okulu birlikte gezmeliler. Ve birlikte görmeliler. Öğrencinin orada fikrini almalılar. Çünkü çocuklar çok görsel olduğu için o yaş grubunda gördükleri her şeye heyecanla bakıyorlar. Ve oyun, işte burada oyun devreye giriyor. Çocuklar da okulda oynayacaklarını düşünüyorlar. Biz akademiyi tabii ki eğitim müfredatımızın içinde oyun temelli olarak veriyoruz. Fakat çocukların en çok arzuladığı tabii ki de oyun. Ve merakla birlikte de zaten keşfediyorlar. Siz ne eklersiniz doğru okul seçimi? Okuldan nasıl beklentiler içinde olmalıyız biz? Bazen fazla şey de bekliyoruz. Bazen... Bazen beklediğimiz olmuyor. Şimdi şöyle okul seçimini ele alacak olursak işte ortaokulda LGS sürecinden sonra bir okul seçimi var. Bir de ilkokula başlayacak velinin veya okul öncesine başlayacak veli okul seçimini yapmaya başlıyor. Şimdi okul öncesine baktığımızda okul öncesi ve ilkokul için okul seçimi öncelikle veli kendi kültürüne uygun bir okul seçmeli. Ne demek o kendi kültürüne? Yani kendi kültürü nedir? Velinin bir inanç biçimi vardır. Velinin kültürel yapısı vardır. Özellikle aile düzenine, mesela muhafazakar bir ailenin çok farklı Musevi okuluna gitmesi, orada çocuk çok farklı bir kültürle karşılaşacak. Yani bu oradaki kültür dediğim mesele bu. Önce kendi kültürümüze uygun. Peki kültür yapısı birçok kişinin aynı zaten. Kültürel farklılıklarımız çok yok. Hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Diğer taraftan baktığımızda ne bekliyoruz? Akademik başarımı bekliyoruz. Akademik başarının yanında fiziksel aktiviteler, sosyal beceriler gelişsin istiyoruz. Okula bakarken işte okulun donanımı, fiziki şartları, bahçesi. Ben mesela hep bana hangi okulu seçelim dediğinizde önce en yakınınızdaki okulu söyleyin bana derim velilere. Yani en yakınınızdaki okullara göre tavsiyelerde bulunabilirim. Çünkü yol uzaklığı bile o yaş grubu için çocuğu etkileyebiliyor. LGS sürecinden sonraki okul seçimi şöyle baktığınızda bazı okullar var ki gerçekten çok iyi bir üniversiteyi bitirseniz bile dersiniz ki
şu liseden mezun. Hmm. Yani örneğin Galatasaray Lisesi hala ben Galatasaraylıyım der mesela o liseden mezun olanlar. Tabi burada akademik başarısı, puanı, birçok faktör var. Bunları düşünerek hareket etmeli. Yani çocuk lisede veya üniversite eğitimini yurt dışında alacaksa ona göre okul seçmeli diyebilirim. Ben yine çok yani konuşmuş olabilirim. Yani bu şeyde değişebilir aslında parametrelerde. Çok göreceli hani aslında. Özel okul seçecekse bütçesi falan gibi. Kesinlikle. Pek çok kriter var. Şimdi malumunuz yaz Hayri Hocam. Şimdi anaokulunda ya da okul öncesi diyelim isterseniz okul ona. Öncesi. Evde bir çocuk var. Of hareketli, durmuyor, sıcak bir yandan. Ama aile olarak da destekleyici olmak istiyoruz. Böyle hani hem dinlensin ama biraz da hazır halde gitsin. Hani eğer şu anda anaokulunu bitirip ilkokula gidecekse ya da seneye anaokuluna başlayacaksa ne tavsiye edersiniz yaz döneminde ailelere? Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Çocuklar gerçekten oyunla öğrendiği için yaz sürecinde de ebeveynlerin bu konuda yine destekli olarak ilerlemelerini önereceğim. Çünkü çocuklar her gün yeni bir şey öğreniyor. Hı hı. Öğrenirken aslında bir bakıyorsunuz benim çocuğum bu noktaya gelmiş diyor veliler. Aslında farkına varmadan öğreniyorlar. Dolayısıyla hiçbir zaman çocukları zorlamadan, hı hı. O tabii ki rehavetin içine de çok fazla girmeden çocuklarımızı bence sportif aktivitelere yönlendirebiliriz. Çeşitli faaliyetler var. Özellikle de okul öncesinde biliyorsunuz spor aktiviteleri hangi öğrencinin hangi alanda yeteneği ve ilgisi varsa bence o alanda yönlendirilmeli diye düşünüyorum. Tabii ki okul öncesinde birazcık daha esnek davranabiliyoruz. Çünkü çocukların özellikle de ilkokula geçecek olanların birazcık daha tekrar etme, unutmama açısından desteklemekte gerektiğini düşünüyorum. Peki biz şöyle bir derledik, toparladık. Yaratıcı çocuk için aile nasıl desteklemeli diye bir görelim. Arkadaşlar ne yazmışız oraya? Çabasını övmek. Yani hani değil mi, ay çok zekisin sen, tekrar etmene bile gerek yok değil de çabasını övmek. Belki hayallerine saygı duymak. Yani hani bu nasıl saçma bir hayal dememek. Dolayısıyla bunlar geverdik şimdi. Açık fikirli olmak, yaratıcı bir model oluşturmak, vakit ayırmak. Hani çalışsak bile bir onlara vakit ayırmak ve ekran süresi çok önemli değil mi şimdi? Evet. Yani hani en büyük sıkıntımız da o. Normalde daha kısa süreli bakanlar bile artık yaz tatilinde zapt edemiyoruz biz diyor. siz neler eklersiniz? Özellikle ilkokul döneminde yaz tatilini nasıl değerlendirmeliler? Şöyle Hayri Hocam'ın da dediği gibi çocuklara bir rehavet çöküyor ve aileler işte çok yoğun akademik süreç geçtikten sonra işte biraz dinlensin niyetiyle bırakıyor. Ekran süresini bırakıyor veya artık onlar da yorulduğu için biraz takip sürecini tamamen bırakmış oluyorlar. Bu süreçte bu arada benim de 10 yaşında bir kızım var, küçük bir kızım. İki kızım var ama onu da gözlemleyebiliyorum. Çok çok fazla tablette zaman geçirmeye başlıyor çocuklar. Peki bu tabii ki tablette artık dijital çağdayız. Tabletle öğrenme de mümkün. Yani tablet ve dijital ekranlar da öğretim sağlıyor ama zamanın çoğunu değil, çok kısa bir kısmını geçirmesi gerekiyor tablette. Daha çok fiziksel aktivitelere yönlenmeliler. Yaz okulları iyi bir tercih. Çalışan anne ve babalar için, takip sürecini yürütemeyecek olanlar için. İşte akademik olarak değil de, çünkü çocuklar zaten yoğun akademik süreçten çıkıyorlar ve sürekli akademik süreç devam etmemeli bence. Biraz dinlenmeliler ama fiziksel ve sosyal yaz okulları tercih edilmeli. Müze ziyaretleri olabilir. Aileyle geçirilen zaman çok kıymetli. Çünkü aileye hasret uzun bir süre çocuklar. Okulda en çok zamanlarını okulda geçiriyorlar aslında. Özellikle büyük şehir çocukları bu anlamda şanssız ne yazık ki. Bu şekilde değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Kitap okumalılar, bol bol okumalılar. Çünkü okuyan çocuğun düşünme becerisi çok daha fazla gelişiyor ve yorumlayabiliyor. Var mı onunla ilgili bir tavsiyeniz? Kitap oku diyoruz, okumuyor. Şöyle, okusan iyi olur, öncelikle diyoruz, okumuyor. Kitap oku demekle çocuk kitap okumaz. Okumuyor. Kitabı sevmesi gerekir. Bu anlamda akademisyenler, ilgili akademisyenler bölünmüş durumda. İşte çocuğa belli kriterler içeren kitapları tavsiye etmektedirler. Ama mesela ben çocuğun seçtiği herhangi bir kitap olabilir. Yeter ki o istesin, o seçsin. İşte kitap evlerinden gidip eline aldığı bir kitabı, ben bunu okuyacağım dediği kitabı kendi gene dahil okusun. Olsuna geliyoruz, evet, tabii değil ki mi? Kesinlikle kendi seçimini kendi yapsın. Anaokulunda çocuğa bir şey, böyle harfleri öğretelim, okumayı öğretelim. Evde kendi yapanlar da var bu işi.
yine yaz dönemindeyiz, dur seneye bire başlayacak, biraz öğreteyim diyenlere var mı diyeceğiniz bir şey? Açıkçası çok güzel bir noktaya değindiniz Görkem Hanım. Yani en büyük ebeveynlerde yaşadığımız sorunlardan biri de bu. Neden? Biz yapalım, biz öğretelim. Neden? Çocuk çok açık alıyor ama ebeveynler vermek istiyor. Bizler buna saygı duyuyoruz ama çocuk zaten gelişiyor ve öğreniyor her gün. Birazcık daha onu okula bırakmaları ve eğitimcilerin buna gerçekten bunu yapmalarına izin vermelerini istiyoruz. Neden? Çünkü çocuk öğreniyor, gelişiyor ama öğrenirken teknikleriyle gerçekten doğru bir şekilde öğrenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda ebeveynlerden şunu isteyebilirim. Evde sakin bir şekilde onları dinlemeleri, özellikle okul öncesi dönemde okuma kısmında tabii ki onlar birazcık daha okuyamıyorlar ama dijital platformlarda özellikle bizim şu anda da mektebin kolejlerinde dijital platformlarımız çok fazla. Öğrencileri yaz sürecinde bol bol onlara hani kitap okuma yine alanımız var orada da platform içerisinde. Bol bol görsel okuma, sesli okuma bölümlerinden faydalanmalarını istiyoruz açıkçası. Ama oturup da öğretmenliğe soyunmasına. Kesinlikle. Yanlış alışkanlık geliştirebiliyor. Siz sonra düzeltemiyorsunuz. Ya da çocuk sıkılabiliyor bildiği için değil mi? Sıkılabiliyor ve bir adım önde oluyor. Bu sefer sınıftaki... Ama artık herkes bir adım önde ya. Sınıfların içinde bilmiyorum. Ben bunu görüyorum. Yarıdan fazlası okumayı bilmiş geliyor. Bir de ben öğretmedim diyor. Çocuk kendi diyor nasıl bir şeyse diyor ben okurken anlamış diyor. Öyle de biz zekiler. Aslında şu anda dijital dönemde biraz önce Arzu Hocam'ın dediği gibi çocuklar çok hızlı öğreniyor. Ve öğrenirken de birçok şeyi aslında teknolojiyle birlikte bir kenara bırakıyoruz. Neden? Eskiden biz öğrenirken bu kadar kolay öğrenmiyorduk. Doğru. Şimdi imkanlar çok fazla ve çocukların önünde tüm öğrenme aslında yetileri çok fazla olduğundan dolayı bence bu anlamda birazcık daha çocuklarımızı böyle dengeli bir şekilde öğretmeye yönlendirmek gerekir. İttirmeyeyim. Acele yok. İyi olur işte. Çok teşekkür ederim. Çocukluklarını yaşasınlar. Çocukluklarını yaşasınlar. Bırakınız çocukluklarını oyun oynasınlar. Yaşasınlar. Oyun oynasınlar. Çok güzel. Mektebim Koleji İlkokul Koordinatörü Arzu Tunç bizimle birlikteydi. Mektebim Koleji Anaokulu Koordinatörü Hayriye Üzümcü bizimle birlikteydi. İyi pazarlar diliyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Cumartesi günü. Hoşçakalın.